Hepinize iyi çalışmalar. Evet, bu videoda nörotransmitterlerin sinapstan nasıl çıktığını anlatacağım. Önceki videolarda aksiyon potansiyelinin aksonlar boyunca ilerleyişinden ve aksiyon potansiyelinin içindeki bilginin aslında ateşleme frekansı ve aksiyon potansiyelinin sürekliliğine bağlı olduğundan bahsetmiştik aksiyon potansiyeli aksonun en uç kısmına yani akson terminaline ulaştığında sinaptik boşluğa salgılanan nörotransmitterler hedef hücredeki reseptörlere tutunur ama aksiyon potansiyeli çok sık tekrarlandığında ve aksonun ucuna ulaşan çok sayıda aksiyon potansiyeli olduğunda sinapsın içine nörotransmitter salgılama hızı nörotransmitterlerin sinaps dışına çıkma hızını aşabilir. Sinapslardaki yığılmanın önüne geçmenin ve gereksiz nörotransmitterlerden kurtulmanın yöntemlerinden biri yayınım yani diğer adıyla difüzyondur. Difüzyon. Fakat bu pasif bir yöntem ve yalnızca yavaş frekanslı aksiyon potansiyelleri olduğunda işe yarıyor. Hızlı frekanslarda difüzyon yeterli olmuyor. Bu da nörotransmitterlerin sinaps boşluğunda birikmesi ve ortaya ciddi bir sorun çıkması demek. Çünkü nörotransmitterlerin reseptörlerde ve sinaps boşluğunda yığılması, aksiyon potansiyellerinin frekansı ve sürekliliği sayesinde oluşan bilgi sinyallerinin hedef hücreye ulaşmasını engelliyor. Yeni bilgiler ilgili hücreye iletilemediği için sinapsta işlevini yitirmiş oluyor. Bu tür yoğunluklarda işlevini yerine getiren nörotransmitterlerin sinapsı pasif difüzyon yoluyla terk etmesi yeterli olmadığından sinirsel iletileri taşıyan bu kimyasalların aktif müdahale ile temizlenmesi gerekiyor. Bu işlem birkaç farklı yolla gerçekleşebiliyor. Bunların ilki ya da yöntemlerimizin ikincisi diyelim, sinaps boşluğundaki nörotransmitterleri enzimlerle parçalamak. Bazı sinapslarda nörotransmitterleri kimyasal bileşenlerine ayırıp reseptörleri daha fazla uyarmalarını engelleyen enzimler bulunuyor. Bu enzimler sayesinde fazlalık olan nörotransmitterler sinaps boşluğundan atılmış oluyor. Bir diğer aktif yöntem, bazı presinaptik membranlarda bulunan özel taşıma kanalları aracılığıyla gereksiz nörotransmitterlerin akson terminaline geri pompalanmasıdır. Bu yöntemle geri dönüşüm işlemine tabi tutulan kimyasallar daha sonraki nörotransmisyonlarda sinapsa tekrar salgılanarak kullanılabilirler. Nörotransmitterleri akson uçlarına geri çekmeye yarayan bu kanallara geri alım pompaları deniyor. Böylelikle kullanılmayan nörotransmitterler sinaps boşluğundan çıkarılmış oluyor. Nörotransmitterlerin sinapstan aktif müdahale ile çıkışını sağlayan bir diğer yöntemde ise astrosit terminal butonları kullanılıyor. Merkezi sinir sistemindeki astrositlerin sinaps boşluklarına uzanan uç butonlarında da benzer bir pompa düzeneği bulunur. Bu pompalar gereksiz nörotransmitterleri bir elektrik süpürgesi gibi astrositin içine çeker ve böylelikle sinapslardan tahliye ederler. Bölgeden çekilen bu kimyasallar kimi zaman parçalanarak astrositler tarafından kullanılır, kimi zaman da akson terminaline gönderilerek geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Tüm bu yöntemlerle amaçlanan şey, sinapsın tıpkı devre üzerindeki bir elektrik anahtarı gibi sorunsuz şekilde açılıp kapanmasını sağlamaktır. Son derece hızlı işleyen bu süreçte gecikmeye yer yok. Hızla sinaps boşluğuna salgılanan nörotransmitterlerin işlevini tamamladıktan sonra ya da gereksiz olduğu durumda da aynı şekilde hızla tasfiye edilmesi gerekiyor. Böylelikle sinapsta nörondan hedef hücreye bilgi aktarma görevini başarıyla sürdürebiliyor. Aynı başarıyı sizlere de diliyorum. Hoşçakalın.